Türkiye'nin bu faaliyetinin durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir. Türkiye Milletler Cemiyeti'nin daveti üzerine 1932'de bu cemiyete üye olmuştur. Peki arkadaşlar bakalım. Türkiye'nin uluslararası alanda etkinliğinin artması olur mu? Tabii ki olur. Çünkü Milletler Cemiyeti dünya barışına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş olan bir cemiyet. Türklerin onların arasına katılmış olması tabii ki Türkiye'nin uluslararası alanda etkinliğini artıracaktır. Sömürgeciliğin dünyadan tasfiye olması olmaz arkadaşlar. Çünkü milletler cemiyeti e, ne yazık ki başarılı olamayacak. Başarılı olabilmiş olsaydı zaten 2. Dünya Savaşı çıkmazdı arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı çıktığından dolayı sömürgeciliğin de dünyadan tamamen tasfiye olduğunu söylememiz mümkün olmayacaktır. Boğazlar sorununun Türkiye lehinde çözümlenmesi. Evet arkadaşlar Boğazlar sorunu milletler cemiyeti aracılığıyla Türkiye lehine çözümlenmiştir. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani de şıkkı olacaktır. Bu pakt aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Akdeniz Paktı, İtalya'nın Akdeniz'de oluşturduğu tehdit karşısında İngiltere, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında 1936'da imzalanmıştır. Bakalım arkadaşlar, İtalya'nın okyanuslarda da etkinlik kurmaya başladığının. Hayır arkadaşlar, sadece Akdeniz'de bir tehdit oluşturuyormuş. Dolayısıyla A şıkkı olmaz. Akdeniz'de barış ve güven ortamının korunmaya çalışıldığının olur mu? Tabii ki olur. Zaten arkadaşlar Akdeniz Paktı olarak geçiyor ve İtalya'nın orada oluşturduğu tehdide karşı kuruluyor. Dolayısıyla B şıkkı tabii ki olur. İtalya'nın Akdeniz ülkelerini sömürgeleştirmede başarılı olduğunun? Hayır arkadaşlar, sadece bir tehdit söz konusu. Akdeniz devletlerinin emperyalizmle mücadelede yetersiz kaldığının emperyalizm yayılmacılık demektir arkadaşlar. Buna da ulaşmamız mümkün değil çünkü daha sonrasında yaşanan olaylar hakkında hiçbir bilgimiz yok. İtalyan yayılmacılığının Akdeniz devletleri arasında çatışmalara yol açtığının hayır arkadaşlar aksine birleştirici olmuş. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Buna göre Türkiye'nin aşağıdakilerden hangisi doğrultusunda hareket ettiği söylenebilir. SSCB 1932'de toplanan silahsızlanma konferansında tam silahsızlanmayı savunmuştur. Türkiye ise bu teklifi destekleyen tek devlet olmuştur. Arkadaşlar silahsızlanma olursa ne olur? Savaşlar durur değil mi? Savaşların durmasına Türkiye destekliyorsa Türkiye'nin amacı nedir? Yurtta barış, dünyada barıştır. Ulusal devletle bir alakası yoktur arkadaşlar. Self-determinasyon dediğimiz şey ve ulusların kendi geleceklerini kendilerinin tayin etmesidir. Ulusal egemenlikle de bir alakası yok. Devletlerin eşitliğiyle de bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Burada amaç barışı sağlamaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Türkiye'nin bu tutumunun durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? 1929'da dünya ekonomik buhranı patlak verince Türkiye dış borç ödemelerini askıya almıştır. Arkadaşlar ekonomik bir kriz yaşanıyor ve tabii ki Türkiye de bundan etkileniyor. Dolayısıyla dış borç ödemelerinde bir takım aksaklıklar yaşanacaktır. Arkadaşlar bu borçlar ne borçlarıydı? Osmanlı'dan kalan dış borçlardı. Özellikle Lozan'da bunun kararı alınmıştı. Osmanlı'dan kalan borçlar ödenecekti. En çok borcumuzun olduğu ülke hangisi arkadaşlar? Tabii ki fransa Dolayısıyla Türk-Fransız ilişkileri tabii ki gerginleşecektir. Duyunu Umumiye İdaresi'nin kaldırılması olamaz. Duyunu Umumiye İdaresi zaten 1923'te kaldırıldı. Burada 1929'dan bahsediyoruz. Fransa'nın Türkiye ile diplomatik ilişkilerini kesmesi gibi bir durum da söz konusu değil arkadaşlar. Sadece gerginleşiyor diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. 1. Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkan yukarıdaki rejimlerden hangilerinin 2. Dünya Savaşı'nın yaşanması üzerinde etkili olduğu savunulabilir. Arkadaşlar Nazizm biliyorsunuz ki Adolf Hitler'in politikasıydı. Ne politikasıydı bu? Alman ırkının üstün olduğunu gösteren bir politikaydı ve Almanya'da çıktığını belirtelim. Komünizm ise arkadaşlar daha çok Rusya'da görünmüş olan bir politikaydı faşizm ise İtalya'da görülmüş olan bir politika olacak bu üç politikada arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkilidir diyebiliriz bu sebeplerle doğru cevabımız e şıkkı olacaktır Türkiye'nin bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu ileri sürülemez. Türkiye 1930-33 yılları arasında düzenlenen Balkan Konferansı'ndan Bulgaristan'ın çekilmesi üzerine 1933'te Yunanistan'la Trakya sınırını garanti eden bir dostluk anlaşması imzalamıştır. Aynı yıl Bulgaristan'ın yayılmacı isteklerinden rahatsızlık duyan Romanya ile de bir dostluk anlaşması imzalamıştır. Peki arkadaşlar bakalım bölgesel güvenliği sağlama olur mu? Tabii ki olur özellikle Trakya sınırı güvence altına alınmıştır diyebiliriz. Doğu Trakya Türklerinin haklarını korumaya arkadaşlar burada insanlarla alakalı bir durum yok. Yani orada yaşayan halkın haklarını korumakla alakalı bir durum söz konusu değil. Ülkenin sınırları ile alakalı bir durum söz konusu o yüzden B şıkkına ulaşamayız. Komşularla iyi ilişkiler kurma olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Onlarla dostluk anlaşmaları imzalanmış. Barışı bozucu Tehditleri engellemeye elbette olur arkadaşlar. Özellikle Bulgaristan'ın yayılmacı politikalarına da karşı aslında oluşturulmuştur diyebiliriz. Trakya sınırı güvence altına alınmıştır diyebiliriz. Yani barışı bozucu bir tehdit olur arkadaşlar bu durum. Savaşların tekrar çıkmasına sebep olabilecek bir durum olur Bulgaristan'ın davranışları. Balkanlardaki barış sürecini devam ettirme yine tabii ki doğru olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu gelişmelerin sonuçlarından hangilerinin Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ettiği söylenebilir. İtalya'da 1922'de Mussolini liderliğinde faşistler, 1933'te Almanya'da Hitler önderliğinde nasyonal sosyalistler yönetimi ele geçirmiştir. Peki arkadaşlar bakalım. İtalya'nın Akdeniz'i bir İtalyan gölü haline getirmeye çalışması, arkadaşlar bizim Akdeniz'e kıyımız yok mu? Var tabii ki. Dolayısıyla bu durum Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eder. Almanya ve İtalya'nın Balkanlar'da yayılmacı bir politika izlemeye başlaması, arkadaşlar bizim Balkanlara sınırımız yok mu? Var. Dolayısıyla bu durum Türkiye'nin yine toprak bütünlüğünü tehdit edecektir. İtalya'nın Orta Doğu'ya yönelik olarak sömürgeci arayışlar içerisine girmesi, Orta Doğu'yla da bizim sınırımız var arkadaşlar. Irak İran bölgeleri, oralar hep Orta Doğu olarak geçecek. Dolayısıyla e, burada bir problemin çıkması yine Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tabii ki tehdit edecektir. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Almanya'nın Ren bölgesini, İtalya'nın Habeşistan'ı, Japonya'nın Mançurya'yı işgal etmesi Türkiye'nin faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirmesine yol açmıştır? Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı. Başlıyor yavaş yavaş diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Fransa ile dostluk anlaşmasının imzalanması olur mu olur arkadaşlar? Özellikle batı bölgesinde Türkiye kendini korumak amacıyla bir dost edilmiş olacaktır. Boğazların statüsünün değiştirilmesini sağlaması. Arkadaşlar eğer 2. Dünya Savaşı çıkarsa boğazlar konusunda Türkiye problemler yaşayabilir. Dolayısıyla boğazların statüsünün değiştirilmesini sağlamak konusunda da bir takım faaliyetler gerçekleştirecektir diyebiliriz. Orta Doğu devletleriyle dostluk ilişkilerini geliştirmesi özellikle İtalya'nın Habeşistan'ı işgal sonucunda Sadabat Paktı imzalanacak arkadaşlar. Türkiye Doğu sınırını güvence altına alabilmek amacıyla bu pakta katılmış olacak. Hatta bu paktın kurucu devletlerinden biri olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Türkiye'nin bu faaliyetleri durumlarından hangilerinin bir göstergesidir? Türkiye 15 Aralık 1923'te Arnavutluk, 18 Ekim 1925'te Bulgaristan ve 28 Ekim 1925'te Yugoslavya ile dostluk anlaşmaları imzalamıştır. Peki arkadaşlar komşu devletlerle iyi ilişkiler kurmaya çalıştığının bir göstergesi mi? Evet çünkü bu devletler tabii ki bizim komşularımız. Balkanlarda yayılmacı politikalar izlemeyeceğinin? Evet arkadaşlar bunlar Balkanlardaki devletlerdir. Onlarla dostluk anlaşması imzalamış olması Türkiye'nin Balkanlarda yayılmacı politikalar izlemeyeceğini gösterir. Batı sınırlarını güvence altına almaya çalıştığının da tabii ki bir göstergesidir arkadaşlar. Bu devletler Türkiye'nin batısında yer alır diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Buna göre Türkiye hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 1930'lu yıllarda Türkiye Avrupa'da ortaya çıkan yeni gelişmeler ve saldırgan rejimleri göz önüne alarak Balkan Antantı, Sadabat Paktı, Kellogg Paktı ve Litvinov Protokolü gibi anlaşmalar yapmıştır. Arkadaşlar Kellogg Paktı ve Litvinov Protokolü'nün amacı zaten barışa katkı sağlamaktır. Balkan Antantı e, batı komşularımızla gerçekleşmiştir. Batı sınırımızı korumak amacıyladır. Sadabat Paktı da doğu komşularımızla gerçekleşiyor ve doğu sınırımızı korumak amacıyla. Aktif ve barışçı bir dış siyaset izlediğini söylememiz mümkün mü? Tabii ki mümkün arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacak ama diğer seçeneklerimize de bir bakalım. Milletler cemiyetini görmezden gelmiştir gibi bir durum söylememiz mümkün değildir arkadaşlar. Misak-ı milli'den taviz vermek zorunda kalmıştır gibi bir durum da söz konusu olamaz. Komşularıyla yaşadığı gerginliklerde diğer devletlerin desteğini almıştır. Yukarıda böyle bir bilgi verilmiş mi arkadaşlar? Verilmemiş. Boğazların güvenliği sorununu halletmeye öncelik vermiştir. Yukarıda boğazlarla alakalı bir durumdan daha bahsedilmemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Türkiye'nin yukarıdakilerden hangilerine dünya barışına katkıda bulunma amacıyla katıldığı söylenebilir. Brian Kellogg Paktı arkadaşlar bu paktın amacı savaşın siyaset malzemesi yapılmasını engellemektir ve Türkiye de bu pakt içerisinde yer almıştır. Dolayısıyla dünya barışına katkıda bulunma amacıyla katıldığını söylememiz mümkündür. Litvinol protokolü de aynı şekilde arkadaşlar uluslararası barışı sağlamak amacıyla oluşturulan bir protokol ve Türkiye'de bu protokol içerisinde yer alacak. Lokarno anlaşması da arkadaşlar devletleri savaştan korumak amacıyla aslında ortaya çıkıyor. Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini sağlamak istiyorlar. Fakat Türkiye Lokarno anlaşmasında yer almıyor arkadaşlar. Daha çok Batı Avrupa devletleri yer alıyor. Dolayısıyla üçüncü öncül olmaz. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu durum Türkiye'nin aşağıdakilerden hangisinden yararlanmak istemesine neden olmuştur. Türkiye 1929 dünya ekonomik buhranından olumsuz yönde etkilenmiştir. Arkadaşlar bu ekonomik buhrandan olumsuz yönde etkilendiğinden dolayı dış borçlarını ödemede de zorluk çekmeye başlıyor Türkiye. Dolayısıyla bununla alakalı bir durumdan faydalanmak istiyor. Bu da Over yumudur arkadaşlar. Bunda durum şöyle. E, ulusal ekonomilerin kendilerini toparlaması amacıyla bir yıl kadar borçların ertelenmesini öngören bir e, durum aslında. Türkiye tabii ki bundan faydalanmak isteyecek arkadaşlar. Marshall yardımı zaten 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki bir durum. Dolayısıyla olmaz. Wilson prensipleri 1. Dünya Savaşı'ndan sonra e, savaş sonrası uluslararası ilişkileri geliştirmek amacıyla ortaya çıkmış olan prensiplerdi zaten. Cenevre Sözleşmesi zaten 1951 yılına geldiğimizde arkadaşlar karşımıza gelecek. Mültecilerle alakalı bir durum. Yani bu durumla yine bir alakası yok. Kyoto Protokolü ise tamamıyla iklimle alakalı bir durum arkadaşlar. Küresel ısınma için mücadele amacıyla oluşturulan bir protokol. Dolayısıyla burada bizim için doğru cevap B şıkkı olacaktır.